Değerli meclis üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. 2019 yılı Eylül ayı 8. olağan meclis toplantımız. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Açıyorum. Gündem maddelerinden önce bir önceki meclis toplantımızda tarafınıza mail de gönderildi. Herhangi bir maddi hata olup olmadığını sormak istiyorum. Başkanım, buyurun. Geçen toplantıdan önceki toplantımızdaki maddi hatanın düzeltilmesi. Hangisiydi efendim o? O satış ya da Çamlı'daki belediye ait olanın satış ya da takas değil, öncelikli olarak takasın mümkün olmaması halinde satış olarak karar almıştı. Bu hususta düzeltme yapılması konusunda. Bununla ilgili size ulaşılmaya çalışılmış, bilgi vermeye aksatlar mı ulaşılamamış? Bir ölçü telefonu. Hatta ben de hatırlıyorum, arkadaşlar bana da bilgiyi verdiler. Dedim Ayşegül Hanım'a ulaşın, bilgilendirmeyi yapın. Zaman zaman toplantıdan sonra şey yaparız veya arada vereceğiz. İlgilenme yapacağız. Zaten tüm konuşmalar kayıt altına da alındığı için her şey orada açıkça ortada çıkıyor. Evet. Bununla ilgili herhangi bir en sonki şeyimizde herhangi bir itirazımız yok. Evet. İki meclis üyemizin mazeret dilekçeleri var. Marmaris Belediye Meclisi Başkanlığı'na 3-9-2019 tarihinde yapılacak Marmaris Belediye Meclisi toplantısına yurt dışında olacağım için katılamayacağım. İzinli sayılmam için gereği bilgilerinizi arz olunur. Saygılarımla Kenan Değertaş. Kenan Bey'in izinli sayılması hususunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Marmaris Belediye Başkanlığı'na 3-9-2019 Salı günü saat 15'te Belediye Hizmet Binası'nda yapılacak olan Belediye Meclisimizin 2019 yılı Eylül ayı 8. olan toplantısına şehir dışında bulunacağından dolayı katılamayacağım. Bilgilerinizi sunar, gereğinin yapılmasını arz ederim. Mustafa Gökmen, Mustafa Bey'in izinli sayılması hususunda oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündem maddelerimiz. Buyurun. İlçemiz turizm gelirlerini arttırmak ve yurt dışındaki ülkelerde tanınırlığını arttırmak amacı ile 8. ayın 23'ü 2019 tarihinde Çin Shandu Huangzi International Travel Service Co. Ltd. Turizm Seyahat Ajantası'ndan elektronik posta ile Özel Kalem Müdürlüğü'ne ulaştırılan davet mektubunda Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Kültür, Sanat, Turizm Komisyonu üyesi olan bir belediye meclis üyesinin 4-11 Eylül 2019 saatleri arasında Çin'in Shandu şehrine katılım sağlamaları. Burayı tek tek oynayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bir önceki meclis toplantımızda kardeş kent Jinan'a ziyaretimizle ilgili bir karar almıştık. O kararın akabinde farklı bir bölgeden Sichuan eyaleti bir görüşme talebi geldi. Hedefimiz şu: bahsedilen eyaletten doğrudan Dalaman'a uçuş gerçekleştirme imkanı var. Bununla alakalı bir ziyaretimiz söz konusu. Dolayısıyla ben Jinan heyetimizden bir miktar önce gidip onları da artık orada karşılayacağız. Memnun Bey. Orada bekleyeceğiz sizleri. Böyle bir çalışmamız söz konusu. Önce bununla ilgili görüş bildirmek isteyen, söz almak isteyen arkadaşımız var mıdır? Eğer herhangi bir görüşümüz yoksa bir belediye meclis üyesimiz de benimle birlikte gelmesi daha faydalı olacak. Başka bir öneri yoksa ben Ali Kırlı Bey'i öneriyorum bu program için. O halde oylarınızı sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. ayın 28'i 2019 tarihinde YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu tarafından elektronik posta ile Özel Kalem Müdürlüğü'ne ulaştırılan davet mektubunda Birleşik Krallık Büyükelçisi, İngiltere'den bölgemize uçuşları bulunan tur operatörleri ve havayolu firmaları, Londra Belediye Başkanı, Glasgow Belediye Başkanı ve acentelerle görüşme yapmak üzere belediyemizden bir heyetin 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında İngiltere'nin Londra şehrine katılım sağlamaları.
Evet, konuyla ilgili arkadaşlar görüş bildirmek isteyen var mıdır? Şimdi buyurun. Yetişmesi açısından nasıl yetişecek? Çok yakın bir tarih. Son kesinlikle bilgilendirme yapmıyor. Efendim? Çok yakın bir tarihte bilgi vermiş herhalde ama çok da yakın bir tarihte bilgisiniz. İngiltere için diyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi şöyle, İngiltere biliyorsunuz bölgemizin ana pazarı. Ve sektör temsilcisi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda oraya fuar dönemi dışında bir çalışma yapmanın, daha erken takvimde bir çalışma yapmanın önümüzdeki yıla dair çok ciddi avantajları olacağı yönünde bir görüş birliği söz konusu. Heyetimizde bölgemizin önemli yatak kapasitesine sahip tesisleri de var. Yazıcı otelleri, Martı grubu, Paşa, efendime söyleyeyim Aqua, başka kimler vardı? Gene operatör kısmından işte Can Bey var, Ceyhan Bey'in oğlu. Diğer efendim Pir Bey var, Jetto Holidays'ten. Böyle bir heyet ve sıkışık bir program gibi gözükse de bizlerin kaldırabileceği, yapabileceği bir program. Şahsen beni bir miktar zorlayacak gibi duruyor. Çünkü 13'ünde Çin'den dönüp 15'inde buraya geçeceğiz. Herhalde bir jet lag falan da oluruz. O kadar saat farklılıklarından da kaynaklı. Bilemiyoruz artık. Buraya benle birlikte yine turizmci bir arkadaşımız İhsan Bey, başkan yardımcımız. Onun da katılması söz konusu. Biraz önce zaten diğer isimleri de saydım sizlere. Bölgemiz için önemli bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. Sınırlandırma yok. Şöyle ki çok kalabalık olunmaması da daha faydalı diye söyleniyor. Çünkü programın detayıyla da ilgili şöyle bir bilgi vereyim sizlere. İlk Londra Büyükelçimizle buluşacağız. O sağ olsun oradaki önemli operatörleri kendi ev sahipliğinde misafir edip çalışmalarımıza destek vereceğiz. Devamında henüz tam olarak randevu için dönüşünü alamadık ama Londra Belediye Başkanı'ndan bir randevumuz söz konusu. Yine Londra bölgesinde Anfield, yaklaşık olarak 1,5 milyon nüfusa sahip. Orayla bir irtibatımız var. Belki o belediye ile de kardeş belediye ilişkileri kurmamız söz konusu olabilir. Arkasından Manchester'a geçeceğiz. Manchester'da havaalanı müdürü ve dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler. Leeds'te Jetto Holidays'in CEO'suyla bir görüşmemiz olacak. Glasgow'da Glasgow Belediye Başkanı ve Barhead diye orada önemli bir turizm firması ve ağırlıkta da İspanya üzerinde çalışıyor. Bir miktar daha onların bu bölgeye operasyon yapmaları için çeşitli çalışmalarımız olacak. Yine Travel Counselor diye İngiltere'de önemli bir firma, yüksek volümlere de sahip. Onlarla da çeşitli temaslarımız olacak. Bu bölgeye bir miktar daha destek takviye olmalarını talep edeceğiz. Bir de Edinburgh, yine İskoçya'da. Oraya da ziyaretimiz olacak. Hakikaten yoğun bir trafik. Eğer sıkıntısı yoksa Mehmet Kaleci de aslında faydalı çünkü orada bir şey sahibi hem de İngiltere bağlantılar var. Yani olabilir. Bak, bu ayarlı diye düşünüyorum. Olabilir. Yani, yani iyi olur, iyi olur. Edese, yani, yani, onu bize program sanmıyoruz zaten. Yani, ha. Bize yetişme konusunda. Olur. O zaman bu maddede şöyle karar üretelim. Belediye Başkanı ile birlikte meclis üyelerinden İhsan Öztürk ve Mehmet Karadinç. Teknik olarak onu da söylememiz gerekiyor. Bu katılımda karar ürettiğiniz için ulaşım giderleri ve harcamalarının da karşılanması yönünde. Yani ne kadar çok ihtiyacımız olmaz, belediye bütçemize yük bindirmeyiz ama belli olmaz, biz kararımızı üretelim. Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7. ayın 17'si 2019 tarihinde Almanya'da bulunan kardeş şehir Fürth Belediyesi elektronik posta ile Özel Kalem Müdürlüğü'ne ulaştırılan davet mektubunda Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte meclis üyelerinden 5 kişilik bir heyetin 6-9 Ekim 2019 tarihleri arasında Hasat Festivali için Almanya'nın Fürth şehrine katılım sağlamaları. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar aşağı yukarı 20 yılı aşkın bir kardeş belediye ilişkimiz var Fürth kentiyle. Buraya Cumhuriyet Halk Partisi grubundan
üç arkadaşımız isim bildirmişlerdi. Ethem Sayar, Kenan Değertaş ve Ali Kırlı. İki kişilik daha boş kontenjanımız söz konusu. Var mı efendim? Mustafa Gökmen. O zaman aynı hanım siz şey yapmayalım. Bestami. Bestami Bey ve Mustafa Gökmen. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7. ayın 30'u 2019 tarihinde Kardeş Şehir Cinan Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan elektronik posta ile Özel Kalem Müdürlüğü'ne ulaştırılan davet mektubunda belediyemizden bir heyetin 5 kişiyi geçmemek şartıyla 15-17 Ekim 2019 tarihleri arasında Kardeş Şehir Cinan'a katılım sağlamaları. İkinci için ziyareti. Var mı arkadaşlar gitmek isteyen? Efendim? Özür dilerim, duyamadım. Arkadaşlar bir dakika, siz kurmaya başlamasından bu yana 40. yıl dönümünü kutladı. Geçtiğimiz 4 yılda Şendu Uluslararası Dost... O yanlış mı? Özür dilerim. Cinan'ınki olacak. Doğrusunu okuyor. Programı? İçin. 17 Ekim Perşembe, Turlar ve Güzergah, Cinan, Tayyi ve Kümfu. Uluslararası Dostluk Kentleri Fuarı Cinan'da, Uluslararası Dostluk Kentleri Ticaret Fuarı Fuan diyor. Tüm kardeş Cinan'ın, tüm kardeş belediyelerinin buluşacağı bir organizasyon. Fuar. Fuar yani. Var mı katılmak isteyen? Tamam. Ayşegül Hanım başka? Ortada yani şey yok. Tamam Bestan Bey.
Var mı arkadaşlar başka bir gitmek isteyen? Ben de başka yerlerse yönelsin. Siz gidemeyecekseniz başka yerlerse. Ben almayayım. Yeter o kadar. Kadar. Bunlar için yeter. Yeter. 10 gün zaten 25 saat sürüyor yol. Var mı İsmail Bey, Duran Bey? Duran Bey'e gönderdim. He? Duran Bey'e katılmak istersen. O ne, iki arkadaşımız mı? Evet. Evet. Sayın Bestami Şinik, Sayın Ayşegül Mungan, belediyemizi temsilen bu organizasyona katılacaklar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hı? Ha? Sen okuyacaksın, ben okumayacağım. Gündemimiz ne? Anlamadım. Bizden de bir kişi olsun. Sordum, katılmak isteyen var mı diye cevap vermiyorsunuz. Benim bir şeyim var, barına atmam lazım. Çok şey değil. Bence giden arkadaşlardan biri gidersek bize renkler. Bir şey olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar oynamadan önce niye sormuyorsunuz? Ben soruyorum size var mı katılmak isteyen diye. Oynamadan önce söyleyin. İki kişi. Tamam. Gündemimizin ikinci maddesi, çağımızın hastalığı olan ve bu hastalığın tedavisi için erken teşhisin büyük önem taşıdığı kanserle mücadeleye katkı sağlamak üzere ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan ve talep eden kadınlara belediyemiz ile Türk Kanser Derneği işbirliğiyle kanser taraması yapılması düşünülmektedir. Bu ortak hizmet projesini gerçekleştirmek için belediyemiz ve kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Türk Kanser Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin 1. fıkrasını C bendi gereği protokol yapılması ve bu protokol için belediye başkanına yetki verilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülmesi hususunda gereğini bilgilerinizi arz ederim. Değerli arkadaşlar, malumunuz üzere çağımızın en önemli hastalığı. Onunla da alakalı dernek başkanımız da burada. Arzu ederseniz kendisi bu konuyla alakalı daha detaylı bilgi bizlere sunsun. Metin Bey. Sayın Başkan, değerli üyeler, aranızda bulunmaktan son derece mutluyum. Sadece bir düzeltme yapmam gerekiyor. Dernek başkanımız Sayın Burak Duruman'dır. Hı. Ben Ege bölgesindeki yetkili olarak buradayım. Hep Ege bölgesinde bir şey yapılırken İzmir'den başlanır. Ben Muğla'yı çok sevdiğim için Muğla ilinden başlamak istedim. Marmaris'te Muğla'nın cennet bir köşesi olduğu için. Şimdi Türk Kanser Derneği 1964 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla tescillenmiş olan kamu yararına hizmet eden bir dernektir. Bugüne kadar yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde insanımıza kanser taraması yaptık. Marmaris bölgesinde bu çalışmayı yürütmek istiyoruz. Bu taramaların nasıl yapılacağıyla alakalı kısa bir bilgi vermem gerekirse, Muğla İl Sağlık Müdürlüğümüzle yapacağımız görüşmeler neticesinde Marmaris bölgesinde belli sağlık kurum ve kuruluşlarıyla anlaşma yapacak Türk Kanser Derneği. Bunun belediyeyi bağlayan herhangi bir tarafı yok. Türk Kanser Derneği tarafından Marmaris Belediyesi'ne verilecek olan bir çağrı merkezi numarası olacak. Marmaris halkının kadın erkek hiç cinsiyet ayrımı olmadan bu çağrı merkezine ad soyad bilgilerini verecekler. Hangi tür bir taramaya girmek istediklerini söyleyecekler. Biz sizi Marmaris bölgesinde anlaşma sağlamış olduğumuz sağlık kuruluşuna yönlendireceğiz. Orada istediğiniz taramalar yapıldıktan sonra herhangi bir ücret ödemeden çıkacaksınız, gideceksiniz, sadece testinizin sonucunu takip edeceksiniz. Bu ücretler Türk Kanser Derneği tarafından karşılanacaktır. Bununla alakalı belediyemiz başta olmak üzere belediye çalışanlarımıza bilgilendirme seminerleri yapılacaktır. Halk evinde ya da kültür merkezinde halkımıza yönelik yine tanıtım ve bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Halkımızı bilinçlendirmek,
üzere geniş kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi düşünüyoruz. Bunun içerisinde de sosyal etkinliklere de yer vererek Marmaris'i ve içmeleri sosyal sorumlulukla, sağlıkla iç içe getirmeyi hedefliyoruz. Evet, konu bu şekilde arkadaşlar. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Geçmişte bir kutlar babama problemi yaşadık bu ülke. Alınan kanların herhangi bir şekilde başka bir şeyle kullanılacağına ilişkin bir derneğinizin hazırlamış olduğu bir şey var mı? Tabii ki. Bu ve buna benzer bütün kişisel güvenliği sağlayacak her şeyi biz bu protokoller imzalandıktan sonra dediğim gibi öncelikle belediyede, belediye başkanımızın nezdinde bir bilgilendirme semineri yapacağız. O toplantıda bu ve buna benzer. Zaten o seminer interaktif bir seminer olacak. Soru-cevap şeklinde. Halkımızın bilinçlenmesi ve halkımızın kafasında olabilecek herhangi bir soru işaretlerine yer kalmayacak şekilde her türlü soru cevaplanacaktır. Buyurun Ayşe Hanım. Dediğiniz gibi çağın hastalarıyla ilgili çalışma yapması belediyemiz açısından çok doğru. Ancak bu protokolde de bütçe yetkisi de veriliyor. Ben teyit etmek istiyorum. Belediyenin bununla ilgili herhangi bir bütçe ayırması söz konusu değil. Evet, doğrudur. Belediyeden herhangi bir bütçe, ücret ya da işte buna benzer mali anlamda herhangi bir talebimiz yoktur. Evet. Diğer eşit üyesi arkadaşım dediği gibi kişiye özel verilerin saklanması da gerçekleşiyor. Tabii ki. Bunların hepsi zaten protokolde detaylı bir şekilde yer alacağından dolayı bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Tabii bu Türk Kanser Derneği ile ilgili Muğla ilinde olmak üzere bir de Marmaris'te bir temsilcilik açmayı düşünüyoruz. Öncelikle belediye başkanımızın ve meclis üyelerinin tavsiye edeceği, önereceği bir kişinin olması bizim de elimizi güçlendirecektir. Çünkü biz bu bölgede bu temsilciliği üstlenebilecek, buna vakit ayırabilecek, gerçekten bu gönüllülük esasını yerine getirebilecek kişi ya da kişilere ulaşmamız ya da tanımamız mümkün değil. Sayın belediye başkanımız ve meclis üyelerinin önerilerini seve seve kabul edeceğiz. Kanser taraması bildiğim kadarıyla minimum 2-3 bin liralık en asgari rakama mal olan bir konu. Kaç kişiye tarama yapmayı düşünüyorsunuz yıllık ve belirli nereden karşılıyorsunuz merak ettim. Şöyle Türk Kanser Derneği bağışlarla ayakta duran bir dernek. Bugüne kadar az önce de ifade ettiğim gibi 1 milyonun üzerinde tarama yapıldı. Devletin de yani merkezi devletin de ciddi destekleri oluyor. Sağlık Bakanlığı'nı kastediyorum burada. Yani mesela sizin dediğiniz gibi bu kanser taraması 3 bin liraya mal oluyorsa Türk Kanser Derneği kamu yararına çalışan bir dernek olduğundan dolayı Sağlık Bakanlığı ona göre daha farklı bir uygulama yapıyor. Kesinlikle sayı sınırlamamız, cinsiyet sınırlamamız yoktur. Sadece insanlarımız acaba bende kanser çıkar mı diye zaten taramaya gitmiyor. Tek sıkıntımız o. Yani biz insanların korkmadan, çünkü derneğimizin sloganı şu, kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Bu taramaların mutlak surette yapılması gerektiğine inanıyoruz biz. Hayırlı olsun. O halde müzekkerede okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 3. maddesi, sivil savunma, afet, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birimleri, norm, kadro, ilke ve standartlarına, daire yönetmeliğine, 26. maddesi, 3. fıkrası, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 50 binden yukarı olan belediyeler ile belediye bağlı kuruluşları ve F1 grubundaki mahalli idare birliklerinde birer adet 1-4 dereceli sivil savunma uzmanı kadrosunun iddias edilir hükmü gereği, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro, ilke ve standartlarına dair yönetmeliğinin 11. maddesi, 1. fıkrasında boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliğiyle boş memur kadroların iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde yönetmeliğin
ekinde yer alan ek 5 belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idare birlikleri kadro cetvellerinde 2 sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise 3 sayılı cetveli eksiksiz doldurarak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Meclise sunulur denildiğinde 1 adet genel idari hizmetleri sınıfında boş bulunan 3 dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeleri kadrosunun 3 dereceli genel idari hizmetleri sınıfında sivil savunma uzmanı kadrosu olarak değiştirilmesi, ekli cetvelin kabulü hususunda gerekli meclis kararı alınmasını arz eder. Evet, konuyla ilgili görüş bildirmek isteyen oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 4. maddesi 237 sayılı taşıt kanununun 10. maddesi genel bütçeye dair daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinilebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı T işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış bakanlar kurulu kararına bağlıdır. Ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalle idare birlikleri kendi meclislerinin kararıyla taşıt edinirler şeklindedir. Belediyemiz işlerinde kullanılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 1 adet 2019 model SYM marka Jeton 4 125 in motosikleti alınması için kararın belediye meclisinde görüşülmesi için gereğini arz ederim. Evet, müzakerede de okunduğu şekliyle Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün günlük iş işleyişinde ihtiyaç olan bir araç. Konuyla ilgili efendim? Motor. Kaçlık? 125'lik. İnek, skuter tarzı bir motor. Bununla ilgili görüş bildirmek isteyen, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 5. maddesi, 8. ayın 2'si 2019 tarihli dilekçede, ilgili dilekçe sahibi Kadir Dokuzoğlu'nun ilçemiz Kemeraltı Mahallesi Çıldır mevkiinde, tapunun 192 adı 558 nolu parselde kayıtlı, 315,27 metrekare miktarındaki taşınmazının şuurlu olan bitişiğindeki belediyemize ait ada 192 parsel 689 kayıtlı 5,44 metrekare miktarındaki taşınmazı satın almak istemektedir. İlgili dilekçede sunulmuş olup 5393 sayılı belediye kanununun 18E maddesi, 34G maddesi ve 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesine göre konunun belediye meclisinde görüşülmesine arz ederim. Değerli arkadaşlar, yasa gereği imar komisyonuna havale edilmesi gerekiyor. Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 6. maddesi, ilçemiz Marmaris Merkez Yerleşimi, Armutalan ve İçmeler Mahalleleri, 1,5000 ve 1,1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı revizyonu plan çalışmalarının hazırlanmasına yönelik veri teşvik etmek üzere onaylı imar planları içinde bulunan kıyı kesimlerine ilişkin 3621 sayılı kıyı kanunu ve uygulamasına dair yönetmelik hükümleri gereği kısmi yapılaşma tespitine ilişkin çalışma yapılmıştır. 3621 sayılı kıyı kanunu ve uygulamasına dair yönetmelik kapsamında kıyı kenar çizgisinden itibaren kenar yönünde 100 metrelik kısım içinde onaylı imar planı içinde bulunan kıyı imar adalarına ilişkin analiz cetveli, bilgi ve belgelere dayalı analiz tahtası ve eki dosyaların incelenerek 3621 sayılı kıyı kanunu ve kıyı kanunun uygulanmasına dair yönetmelik çerçevesinde kısmi yapılaşma tespitine ilişkin kararının belediye meclisince görüşülmesi hususunu arz ederim. Yine 5. maddede olduğu şekliyle imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Değerli arkadaşlar, arzu ederseniz bu 5. madde için zannedersem komisyondaki arkadaşlarımızın bilgisi var. Bir 15 dakika ara verelim. Vatandaşı bir ay daha bekletmeyelim diye öneriyorum.
Buyurun Necmi. O bölgede Çıldır Mahallesi'nde biliyorsun diye söylüyor ben de araştırma yaptım. Metrekaresi minimum 3000 liranın altında yok diye. Yani arkadaşlar dikkat edecek bir şey söyledim. Tamam zaten yani, çok 5 metrekare, 5,5 metrekare bir şey. 5 metrekare, 3000 lira, o zaman 15,000 lira var. Üstünde de var. Yani 3000 altında değer yok hocam. Piyasa öyle. Piyasa öyle. Tabii arkadaşlar gereken özeni gösterirler. O halde saat 15.35, 15 dakika yeterli mi değerli arkadaşlar? 10 dakika. 10 dakika. Cihan Bey ne kadar hızlısınız? Aşk eksiği. Aşk eksiği. Sen geçelim. Tamam, o halde saat 15.45 diyoruz. 10 dakika ara veriyoruz. Arkadaşlar, demin meclise girerken bilgisi geldi. Taşan bölgesinde bir yangınımız var. Taşan'da, baraja doğru geçmiş hatta biraz da 5 helikopterle müdahale ediliyor. 20 civarında aracımız var. Büyükşehir ekipleri de biz kendi ekiplerimizi de yönlendirdik. İnşallah daha da büyümeden kontrol altına alacağız. Rüzgar var mı şu an? Kırda var. Orası pek anlaşıldı da işte. Dönebiliyor. Balana doğru gelmiş. Kendi rüzgarın kendi yaratıyor. Aynen. Ben çok iki yerde aynı anda gitmiş. Yani. Yani ilk haber öyle geldi. Efendim? Bu şeyin benzinliği arka tarafında. Bayağı da büyükmüş bak. Şeyin gibi, Mor Bey'in benzinliği mi? Öteki belediyemize ait ada 192 parsel 689'da kayıtlı 5,44 metrekare taşınmasının şuursuzluğu giderilmesi amacıyla 3104'ün sayılı imal kanunun 17 maddesine göre satışı konusunu görüşmek üzere komisyonumuz meclis üyesi Burak Demirtaş Başkanlığı'nda 03.09.2019 Salı günü saat 15.40'da toplanarak meclis üyeleri Fehmi Selçuk Evci, Canan Adaoğlu ve Cihan Eroğlu'nun katılımlarıyla belediyemiz toplantı salonunda toplantısı yapılmıştır. Konu komisyonunca incelenmiş olup belediyemize ait ada 192 parsel 689'a kayıtlı
5,44 metrekare taşınmazın 5,900 sayılı belediye kanunun 18 taksim B maddesi, 34 taksim G maddesi ve 3,190 sayılı imar kanunun 17. maddesine göre kare 9 olma satışının yapılması uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. Konuyla ilgili görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Evet, komisyon raporumuzu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer konu için bir miktar da zamana ihtiyacı olduğundan gündemimizin 6. maddesi önümüzdeki Ekim ayı meclisimizde komisyonumuz raporunu sunar. Evet, Ekim ayında 1 Ekim Salı yine saat 15 olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, ben herkese tekrar katılımları, katkılar için teşekkür ediyorum. Gündemimizin resmi kısmını kapatmış bulunuyorum.